deprem oldu arkadaşlar. Ay elim ayağım titriyor, yemin ederim yataktan öyle kalktım. Evet arkadaşlar, ben size çektiğim an biraz dinmişti böyle sallantı. Ama yemin ederim yarım saat geçti, hala sallanıyorum. Eyvah dedim, direkt aklıma Düzce geldi benim. Ve gerçekten de merkez üssü Düzce'ymiş, 5,3'müş ama bence daha fazla. Ben hala titriyorum size, yemin ederim hala titriyorum. Yaren'i de kaldırdım, herkes ayakta, ışıklar yanıyor zaten, görüyorsunuzdur. Çünkü hissetmeyen hiç kimse kalmamış. Elif de öyle ağlayarak ses attı. Allah'ım, Allah'ım afetlerinden korusun. Çok kötüydü. Yani acayip kötüydü. Herkese geçmiş olsun, hisseden bütün yerlere. Saat şu an 4,5 mu 5,5 mu Yaren? 4,5. Umarım yani kötü bir şeyler yoktur. Tek duam o. Şu an Instagram falan yıkılıyor inanın. Oralardan bir sürü yazanlar var. Eskişehir sallanmış, Ankara, Bursa. Bilmiyorum, inşallah büyük bir kayıp yoktur arkadaşlar. Bakalım. Çok erken ilk ricama son derece bizi rahatlattı. Şu ana çok kadar şükür can kaybı yok. Allah'ımıza bin şükür. Yok ya da ağır bir hasar çok yok. Şükür. Fakat dediğim gibi önümüzdeki bir saat çok kritik. Gelen bilgiler yükseldikçe apartman niye kritik diyor yani? Olarak ben Düzce'den şu anda merkez şu an bölgeye varmak hala üzere. Midem bulanıyor. Herkese selam olsun arkadaşlar. Valla iyiyim demek isterdim ama değilim. Bugün de mecbur kaldığım için evden çıkıyorum. Öncelikle tüm Türkiye'ye, depremin merkez üssü olan Düzce'ye geçmiş olsun. Hissedilen her yere, çünkü Türkiye'nin birçok yeri bizim gibi çok kötü sallanmış. Biz 99 senesinde Düzce depreminde, yani ben Zonguldak'taydım, bekardım, evet çok sallanmıştık ama bina yüksek, ondan mı panik yaptım, ondan mı hala böyle elim ayağım titriyor, inanın yani. Annem babam pardon duymadı, ablam duymadı, Elifler çok kötü olmuş. Elif'le ben gece, yani gece boyu mide bulantısı çektik, inanın yani. Aşırı bir midemiz bulandı, başımız ağrıdı, hala baş ağrım var, ilaç aldım tekrardan, mide bulantım hafifledi. Öyle bir şey gerçekten yaşamadım, epeydir böyle bir korku, böyle bir panik yaşamadım. Bugün panik atak olmadıysam daha olmam herhalde. Diyorum ki can ne kadar tatlıya gidi. Kurban olduğum Allah hepimizi afetlerinden korusun, Allah'ın beterlerinden saklasın. İnşallah tekrardan Düzceli arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Ama inanın biz de çok kötü hissettik yani, öyle böyle değil. Dediğim gibi ya bina yüksek, ondan ablamlar hiç duymamış mesela. Bilmiyorum arkadaşlar, hala elim ayağım titriyor. Gıcık da yaptı. Şimdi anneme gidiyorum. Aslında bugün yazık, annem dedi ki istersen cumartesi gidelim dedi. Hiç uyumadığımı biliyor ya, böyle bir iki saat uyudum. Suratım zaten kötüydü, hepten sivilce bastı. Dedim anne bugün halledelim, benim de işlerim var dedim. Şimdi annemi alacağım, alışverişi yapacağız. Annemi bırakacağım, onları yerleştireceğim. Bugün kuaföre falan gidemem. Yarın kendimi iyi hissedersem inşallah. Ama daha iyiyim. İnanın saat kaçtı? 9 falan da herhalde benim yattığım. 11'de de geri kalktım. Diyorum ya çok panik ve çok acayip bir şeydi arkadaşlar. Size çektim. O böyle bitmiş haliydi. Ben inşallah kapanışta anlatırım böyle. Acayipti ya. Vallahi dizlerimin bağı çözüldü yani, öyle diyeyim. Allah korusun hepimizi. Neyse çok konuşmayayım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim'le gidelim. Anacığımı alalım. Şöyle hafif camımı açayım. Hatta bir ara dedim ki arabayla gitmesem ama annemin malzemeleri var. Neyse şöyle hayırlısıyla gidip geliriz. Ay künyeyi de çıkarmadım. Evet hadi bakalım arkadaşlar gidelim. Hiçbir şey de yapmadım inanın. Yemeğim falan da yoktu. Artık ayarlarım gelince. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü yani. Gölcük depremi, Düzce depremi. Biz onlarda zaten çok hissettik. Çok yaşadık ama bu çok farklı bir şeydi ya. Hani sanki 5,9 diyorlar ama ha, tek güzel tarafı Allah'ımıza şükür can kaybı yok. Herhalde panikten falan yaralananlar varmış. Diyorum ya Allah yine de beterlerinden korusun. Korudu da kurban olduğum Allah. Öyle arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayayım. Annemi alayım, orada da yani annemle giderken de birazcık çekerim sizlere. Öyle bugün
bu şekilde devam edeceğiz. Hayat devam ediyor işte, yapacak hiçbir şey yok. Ve gidemiyorum. Ne olduysa tek şerite düştü ve yol kilitlendi. Anlamadım. 15 dakikadır buradayım inanın. Annemi aldım çok şükür. Gecikmeli de olsa gidiyoruz. Annem de diyor ki ne acelemiz var. Yok da. Hadi görüşürüz Melek abla. Telaş ediyorsun her şeye. Anne bayağı trafik vardı, inanamazsın. Ha şeyde, sahilde. Öyle böyle değil yani. Anam kaldım oralarda, 15-20 dakika sürdü. Neydi o, anlamadım, kaza zannettim. Çekiyorum, bir şey diyor musun seni izleyenlere? Ha, ben izleyenlere herkesi öpüyorum, iyi sabahlar. Sabah mı kaldı? Saat 2.30. 2.30 ama. Annem ben, geç kalkmış. Ben geç kalktığım için bir sen yine sana. Geç yatıyorsun herhalde. Yan kalmışsın yalnız. Ayarlayamamışım. Hala elim ayağım titriyor benim. Geceden beri böyle korktum mide bulantısı. Ben. Elif de aynı benim gibi olmuş. He. Mide bulantısı, baş ağrısı. Niye o kadar? Ama işte uykuda oldu ya, o bizi korkuttu bence. Hmm. Acayipti. Bunları hiç duymamış bile. İyi ki de duymamışlar. Ödü kopardı. Değil mi? Sen ne diyorsun, ben ne yapardım, yürüyemiyorum, edemiyorum, çıkal dışarı çıksam. Biz de çıkamadık ki. Zaten çıkamıyorsun ama o panik kötü yani. Ben dün panik atak olmadıysam daha olmam. Çok gitti geldi ev ya. Ya yukarılarda olduğum için o kadar hissettim. Ya yükseklikle alakası yok, şiddetli olmuş. Çok şeydi ya. Düğce çok Allah'tan can kaybı ya. Yok bir da tane bir tane ağır yaralı var. Entübe var bir tane. Hmm. Bilmem yaralılar var da çok şükür en azından... Ölüm falan hani çok şükür ya. Allah yine beterinden korudu. O entübe olan da Allah kolaylık versin. Ne kadar korktu ki. Acaba bir yerden mi attı ki kendine? Bir şey mi oldu? Onları bilmiyorum. Sabah bayağı bir haber izledim. Bilmedim ama onu söylemedi. Sadece bir hastamız entübe dedi. Allah yardım etsin. Yerleri yaralı hastanede dedi. Demek ki yaralı maralı olduğuna göre. Var var. 60 kişi falan. Anne panikten insanlar atlayanlar da olmuş ya. O an Can abiyle ne yapacağını Düzce, bilemiyorsun ki. Öyle, ama ben dedim biliyor musun? Bu sallandı, avizeyi gittim baktım. İlk Yaren'in odaya gittim. Dedim bu kesin Düzce'de oldu. Ben anladım Düzce'de olduğunu. Çünkü biz bu kadar hissetmezdik yani. Yok Düzce'de olmayacağız. Onu daha çok yakın şeyim. Sen hep bize bir saatimiz dinliyordu. Gittik geldik sallandık. Onlar da sallanmıştı. Zumanlık işliyor. Hayriye daim diyor. Bir de diyor Allah'tan kızım diyor tatil de diyor geldi üniversiteye yeşil de diyor. Yeşil yanıyor, niye gitmiyor? O tarafa yeşil yanıyor aslında, onun gitmesi lazım. Allah Allah. Söhbet ediyorlar. Yeşil yandı o tarafa ama bilmiyorum, arkadaş bekliyor, biz de bekleyelim. Saçıma bir şey demedin. Saçlarımı kestirdim. Hep sivilce oldum. Ablamla ne günü ki? Yo ben kendim gittim pardon. Seni sizin yukarıdakine getireceğim. Bizim uzun da yakışıyordu o türlü sana. Güzel saçlı senin böyle yakışıyor sana. Hem siyah hem böyle. Bu niye gitmiyor anne? Korna çalsana adama. Tövbe yarabbim. Yeşil bu tarafa ok gösteriyor yani. Ha oraya gidecek, o yüzden bekledi. Neyse geldik sayılır. Pazarda görüşürüz. Annem şimdi kendine şöyle korse bakıyor. Kışları giyiyor. Belin için giyiyorsun, üşümemek için değil mi? Hem de sıkı yok, tutuyor. Yok, belimin sancısını da geçiriyor. Ha, gerçi ben bildim bileli sen giyiyorsun. Sen size bileyim. 110. En büyüğü 110. En büyüğü 110'muş anne. Yani bu iyi mi? Bu iyi yani, de bayağı. Yani şu olmaz değil mi böyle? Nasıl? Açılma mı? Yıkandığı zaman falan yok, bozulmaz. Yok yok, bunu sen zaten ılık suda yıkayacaksın. Yani. Kaynara atma, ılık suda yıka. Yok şeyde elimde yıkarım. Ha, o evet. Makineye atmaz. Evde şey, geldik. Evet buradaki abla yok. Tamam sana zaten anam 34-35 olmuş senin aldıkların galiba. Geniş mi? Evet. Gel yani yavaşça çok, geç. Çok mu ucuzdu? Yavaş. Yumurta aldığınızda bir tane bundan alın. Şundan mı? Yavaş git anne. Şöyle kapalı alayım. Bu neymiş? X-Large. Şöyle alıyorum. Abiye soralım da. Bugün böyle... Çay eşliğinde alışveriş yapıyoruz. Çay keyfiyle. Annem seçiyor. Ben de burada çay keyfi yapıyorum. Evet annemin kumanya işi tamam. Abiye bıraktık. İlla pazarı ben göreyim dedim. Ben de geleceğim dedi. Şimdi beraber pazar görelim. Bakalım eksiklerini alalım. Ne bakıyorsun? Beyaz sirke. Beyaz sirke. Dönüşte al. Şimdi elimize şey yapma. Evet.
çamaşır makinesine kalatması için onu döküyoruz. Böyle bir ışıltı var. Allah Allah. Nasıl çıkartıyor? Bakın her zamanki gibi. Taptaze, her şey çok güzel. Ispanak olan alacaksın mı? Babam yemiyor ya. Hani ilk şu şey, köylü tarafına gidelim. Olur mu? Bak yeşil soğan falan güzel. Ispanak 20 lira. Biz geçen hafta 15'e aldık. Acele etme. İçlerde vardır. Bakayım. Aman yaprak. 7,5 ama. İçe de bakalım. Olmaz mı? Gel koluma gir. 2 kilo şöyle mandalina alacağız. Ama güzel. Kötü mü? Hmm, gel başka yere bakarız o zaman. Karnabahar falan istiyor mu? Ay benim de pazar göresim geldi dönüşte. Bak bu güzel. Pazın ne kadar? 5 lira. Kaç bağ alacaksın anne? 2 mi? 2 tane alalım. Ver bana, ben vereceğim, bozuk var. Abla lahana ne kadar? Bu mu? Evet. 15. 10 liradan. 10 mu? 10 liradan yapalım. Seçtiriyorsun değil mi? Seçtiriyorum. Tamam. Şey değil değil mi? Bartın lahanası. Bartın değil mi abla? Tamam anne, bir kilo seç bak ufaklardan. Poşet alalım da. Ondan veriyor. Duydun mu? 15'miş de ona veriyor. Seçsin, gönlü olsun. Bezelye dükkanı bunu taze gelen öyle aldım. Hmm, güzel ama. Bir kilo olmasın diye, evet. Ona 15 lira demedim. Doğrudur abla, doğrudur. Ucuz ne var artık? Bir kilo alışverişimiz tamam. Annemi buraya bıraktım. Yarını elmayla mandalina alayım dedim. Annemi bekliyorum. Bir yere gitmiş ama nereye gitti? Kaçmış kendi başına. Alem ya. Pazar işi, alışverişi tamam. Ben zaten kendi pazarımı görmedim. Hafta sonu gitmiştik. Öyle aman aman eksiğim yoktu. Benim sadece markete uğramam lazım. Şimdi annemle nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Berrak Pastanesi'ne gidelim dedik. Acayip yorulduk. Oradaki abi yoktu. İki seferde getirdim ben aldıklarımızı. Neyse işte onları şimdi eve gidip yerleştireceğiz ama ondan önce şöyle bir çay keyfi yapalım dedik. Değil mi? Hiç konuşmuyorsun. Ne diyeyim? Yoruldu. Yoruldu. Yok işte demiyorum. Maskeni de çıkarsaydın ya anne dışarıda. Ya korkuyorum. Ya. Hayır, açık havada. Bu arada çok hasta oldum ya, korkuyorum. Öyle. Dağılmış bir şekildeyiz. Valla ben de yoruldum, sana ne diyeyim. Hadi gidelim. Sen taşıdın mı? Evet ha, taşıdım ya, o şey yaptı beni baya. Yok yok, şu ileriden geçelim. İyi şansımızda da yağmur da yağmadı. Değil mi? Ama güzel ama. Ay ben birlikte kapatacaktım, unuttum. Bak. Neyi? Doğalgazı mı? Niye kapatmadın? Şöyle annemle bir porsiyon istedik. Çaylarımız da geldi. Çünkü ikişer dilim yetiyor bize. Nenne? Evet, hadi afiyet olsun. Şey yapayım mı? Peçete vereyim de. Peçeteyle de sarabilirsin. Peçeteye sarıp da rahat rahat ye. Al. Patates falan sıcak ye. Şeker aldın mı? Şeker almadın mı? Bayağı da kalabalık değil mi? Vallahi arkadaşlar saat 5 oldu, eve geldik. Şimdi annemin alışverişini göstereyim. Bak anne, sana bir şey düştü dedim, bu düşmüş. Azra'nın şeyi. Ay arkadaşlar yorulduk ama çok şükür burası böyle 1600 falan tuttu. Değil mi? 1600 falan tuttu. Geçen babam almış bu peyniri. Annem çok beğenmiş. Kolot peyniri bir tane. Kuymaklık peynir. Şu eşimin de sevdiği, ne deniyor buna? Mincili peynir mi? Üstüne minci döküyor. Bununla şey de güzel oluyormuş. Neydi? Kuymak. Oluyor. Yaptım ben de. Neden? Mısırını ne çok almışsın? 2 kilo alıyorum her zaman. Pirinç. Valla pirincin kilosu 35 liraydı. Şöyle. Ne 35 lira? 55 lira. Hayır pirinç. 54 lira. Pirinç. Hayır anne, 35 lira kilosu. Zeytin. Şöyle. Zeytin öyle. Şöyle komilinin 4 kiloluk ayçiçek yağı. Tereyağını az almışsın hayret. Var. Birazcık tel peynir. Koz elva. Şunu ben seçtim. Bu da ne peyniriydi abi buna? Yeni çıkmış. Çok güzel. Bir isim söyledi de unuttuk. Anneme bir de şöyle çok azıcık biberli şey aldım. Yeşil zeytin. Ben niye böyle unutkanlık abi, başladıysa. Şeker nerede 5 kilo? 5 kilo şeker orada. Yumurta abi vardı. 15'li aldık. Bir tane çay aldık. Önceden şimdi senin alışverişini çektiğimde diyorlar ki Sümer teyze masayı doldururdu. 1000 lira tutardı. Şimdi görüyorsun. Bu kadarcık ama fiyatı yüksek tabii ki. Allah herkese alım gücü versin.
Bu arada kuru kumanyaları vardı. İşte nohutuydu, fasulyesiydi, bulguruydu. Onlar olmasa bir tek şey alacak. Makine deterjanı yokmuş herhalde. Çamaşır makinesi deterjanı. Şimdi bunları jet hızıyla ben yerleştireyim. Hemen pazar alışverişinde göstereyim. Ondan sonra da yavaş yavaş eve giderim inşallah. Burada ne ıslattın sen? Fasulye mi? Vereceğim sana bak. Barbun mu? Baksana şunu bize eline. Barbun ıslatmış. Bir kilo barbun yağı ıslattım. Haşlıyorum, buzluğa koyuyorum. Ellerine sağlık. Öyle arkadaşlar. Şimdi yerleştirelim hadi bakalım. Şimdi gelelim pazar alışverişine. Domatesi yukarıdan alacağız. Güzel domates göremedik. Annem çeri domates yemiyor. Aslında kışın en güzeli çeri domates. Salatalığı varmış. Biber falan da öyle köylülerde göremedik. Şöyle marul, pazı, mandalina. Bu elmayı geçen hafta da almıştık. Annem sevmişti. Amasra'ya selam olsun. Havuç var. Kabak aldı. Bunları kendi almış. Beni beklerken kaçıp da almış bunları. Maydanoz, patates ve Bartın lahanası. Annem bunu haşlıyor. Böyle sarımsaklı, bol kavuruyor ve çok güzel oluyor. Nasıl? Tereyağlı purum üzerine. Aynen. Şimdi bunları da yerleştireyim arkadaşlar. Annem de diyor ki niye böyle panik yapıyorsun? Acele etme diyor da yarın hani gelene kadar gideyim istiyorum ama illaki geç kalıyorum yani. Ben yerleştireceğim, ne yapıyorum? Marul düştü. Bakın ne buldum. Yukarı çıkmıştım. Şöyle çiçekçi ablamız var. 10 TL'ye satıyordu. Bir tane anneme, bir tane kendime aldım. Nergis'i çok sevdiğimi bilirsiniz. Aşırı severim. Şimdi anneme 2 dakika uğrayacağım. Ve akşam ettik. Görüyorsunuz. Eve gideceğim arkadaşlar. Geç bile kaldım ama olsun artık. Şoktan su aldım ve kendime ayran aldım. Bir midem bulanıyor, anlatamam size. Ay şunu şurada içeyim. Şurası da kırık ya, ben geçen buradan aşağı düşüyordum biliyor musunuz? Size söylemeyi unuttum. Otobüste giderken şuraya bir güzel yaslandı. Az daha gidiyordum. Şimdi eve geldim. Biraz ayrandan sonra daha iyiyim arkadaşlar. Annem barbun böyle ıslatmış ve çok ıslatmış. İlla dedi birazını al, lahanalarda kullanırsın dedi. Onun yani alışveriş yaptığımız yerden alıyor ve barbunları çok güzel. Aslında ben yemeğini de severim de Yaren sevmez. Ve annemle kendime size gösterdim ya, nergis almıştım. Hemen vazoma koydum. Anneme de tembih ettim vazoya koy diye. Çünkü aldıklarımı kapıdan verdim. Eve geldim. Nergis'i çok severim. Diğer çiçekleri de çok severim. Papatya falan ama bunun kokusu bilmiyorum ya. Acayip güzel oluyor. Neyse şimdi barbun yağışlanırken Yaren'in karnı tok gelmiş. O köfteymiş. Ben de bugün köfte yapmayı düşünüyordum. İyi ki yani kasaba uğrayamadım diye üzülüyordum ama iyi ki gitmemişim. Artık yarın belki yaparım. Kendime tarhana çorbası mı yapayım, çay demleyeyim, kahvaltı gibi mi yapayım, bir kararsız kaldım da. Neyse bu arada çikolatalardan bir paket daha alacaktım indirimde. Çünkü bir kilosu 105 liraya geliyor ve çok güzel. Ama şu an stoklarda yok. Bakalım. Bekliyor musun? Babam bugün de şey yaptı. 3 tane Nutella aldım ama bu yok arkadaşlar. Sen neyi var dedin? 450 gramlıkları mı? Hayır, 400. 400 mü? 500 de var. Olmazsa ona bakarız. Yaren sabahlığı da giymiş bu arada. Öyle işte arkadaşlar. Ay ambulans nasıl acı acı geçiyor Yaren. Allah yardım etsin. Hala eve gelince böyle şey gibiyim sen. Avizelere bakıyorum. Sen de öyle değil mi? Ay çok kötüydü ya. Allah bir daha yaşatmasın. Kurban olduğum Allah. 2 bardak çay içtim. Şöyle 1 bardak daha doldurayım. Bu çaydanlık arada böyle döküyor da sinir ediyor beni. Valla inanın bir şey yiyemedim biliyor musunuz? Zeytin, peynir falan salatalık yiyeyim dedim. Hani midemi bastırsın. Ama onları bile yani tabağa koyduklarımı yiyemedim. Öyle söyleyeyim sizlere. Eşim aradı demin, onunla konuştuk. Yalnız nasıl güzel gözüküyor nergisler görüyor musunuz? Bardağım da kötü olmuş olabilir bu 3. çayım. Öyle işte arkadaşlar. Bunu da içeyim sıcak sıcak. Ondan sonra kapanışımızı yapalım. Bugüne veda edelim Allah kısmet ederse. Saat 9 oldu ve ben geldim arkadaşlar. İnanın artık kaç saat oldu bilmiyorum ama yani bugünün böyle baş ağrısı, mide bulantısıyla geçti. Panikten mi oldum, evhamdan mı oldum bilmiyorum neden oldum. Anneme gittim, öğlen iyiydim. Yani mide bulantım geçmişti. Hatta annemle gördüğünüz kaşarlı gözleme yedik böyle ikişer tane. Eve gelirken o kadar kötü oldum ki ayran da beni kesmedi. Hiçbir şey yiyemedim yani neredeyse. Neyse inşallah daha iyi olacağım. Bulantı hapı içtim çünkü. Vallahi Allah'ın gücüne gitmesin. Gerçekten çok kötü bir gece geçirdik. Rabbim beterlerinden korusun. Tekrardan beni Düzce'den izleyen bütün arkadaşlarıma geçmiş olsun diyorum. Bir kişi sanırım hayatını kaybetti. 90 küsür tane de yaralı varmış. Zonguldak'ta bile 10 tane yaralı varmış. O panikle insanlar ne yaptığını bilemiyor tabii ki.
Allah'ım esirgesin inşallah herkesi. Sabahlığı giydim, şöyle şapkayı takayım, sizlere de göstereyim. Bakar mısınız? Bunu ben Elif'in sayesinde aldım. Çünkü Elif söylemişti Yeşim abla alalım diye. Kızıma da böyle mürdüm rengi gibi aldım. Onunkisi şu an yok da. Az önce link paylaştım, onun için giydim. Yoksa şu an afakanlar bastı, çıkartacağım. Ama inanın 30 dakika böyle sadece tüyü gitsin diye yıkadım. O kadar güzel kokuyor ki şu an, yumuşacık böyle. İlk açtığınızda tüyü dökülüyor. Öyle olunca eyvah dedim. Herhalde bu dedim sürekli hani ne giyersek üstümüze yapışacak. Ama yıkadıktan sonra inanın o şey kalmadı. Saçlarımı da düzelteyim. Öyle yani güzel böyle mis gibi güzel güzel giyeriz. Ben normalde sabahlık böyle alışkın değilim, ne yalan söyleyeyim. Hatta bir tane sabahlıklı pijama takımım var. Sizlere de çekmiştim, böyle ilk günkü gibi yepyeni durur. Yaren'in doğumunda almıştım. Aslında keşke böyle alışkanlık yapsak da indirim devam ediyorken farklı bir tane daha alsam mı diye düşündüm ama yine böyle Nutella'ydı, işte bulaşık tabletiydi, o tarz bir şeyler aldım. Yaren bir tane pantolon aldı. İndirimler bitmeden onları aldım. Bir tek şeyi unuttum. Bu banyoya aksesuar alacaktım ya. Onu unuttum da biri mi beni konuşuyor bilmiyorum. Kulaklarım yanıyor. Az önce eşim aradı, bana ne dedi biliyor musunuz? Sen 3 gün önce bana acaba deprem mi olacak demiştin. Hatırlamıyorsun değil mi dedi. Vallahi hatırlamıyorum dedim. Sonradan böyle konuyu açtı. Donk etti. Nerede donk etti söyleyeyim size. Anormal bir sıcak vardı dışarıda. O gün Barış'a dedim. Barış dedim, hayır olsun inşallah deprem olmaz. Öyle bir hava var sanki dedim. Eşim de Allah korusun falan öyle bir şey düşünme demişti bana. Ki oldu yani, yine de Rabbim beterinden korusun arkadaşlar. Hani buna normalde yakalanmak da kötü ama yatakta böyle yakalanmak bilmiyorum beni çok etkiledi. Böyle zangır zangır her yerler titredi. Belki de Zonguldak'ta olup da hissetmeyenler vardır. Benim ablamlar gibi, annemler gibi. Ama evimden dolayı mı, hani evim çok yüksek, ondan mı kaynaklı bilmiyorum. Ben zangır zangır titredim. Vallahi abartmıyorum size. Çok kötü ev gitti geldi yani. İnşallah son olur, kurban olduğum Allah hepimizi afetlerinden korusun. Ah Allah'ım esirgesin, ne diyeyim arkadaşlar. Bu arada yarın 24 Kasım ve Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal Atatürk'ümüz baş öğretmenimiz olmak üzere. Üzerimizde hakkı olan bütün öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Bu güzel günlerini kutluyorum. Öğretmen adayı arkadaşlarım, atama bekleyen arkadaşlarım, sizlerin de bu güzel gününüzü kutluyorum. İnşallah bir an önce atamalarınız olur. Mesleğinizi böyle güzel bir şekilde daim ettirirsiniz. Hakkınızı ödeyemeyiz, gerçekten ödeyemeyiz. İyi ki varsınız. Sizler olmasanız bizler olmazdık zaten. Tekrardan öğretmen olan, öğretmen adayı olan herkesin bu güzel gününü kutluyorum. Hepinizin, yani büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Öyle burada da vedamı yapayım. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bugün zaten izlediniz, annemdeydim. Yarın anneme tekrar bir gideceğim büyük bir olasılıkla. Çünkü saçlarını kestireceğiz. Bakalım ben de kendimi iyi hissedersem. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Güzel haberlerle buluşmak ümidiyle. Sizleri seviyorum. Rabbim tüm ülkemizi her türlü kötülüklerden, her türlü afetlerden korusun. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.